Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qanamiz diqqatlar ekranimiz bo'lsin. Xitoy bilan Hindiston vaqtliq kelishim hosil qildi. Xitoy bilan Hindiston talash tartishliq chegara liniyasidagi jiddiylikni pasaytirish maqsadida 22 oy davomlashgan suhbatdan keyin chegaraning g'arbi qismida bexatarlik va muqimlikni kafolatlik qilish uchun vaqtliq kelishim hosil qildi. Turkiya ovoz radiosining xabarida bildirilishicha, ikki davlat armiyasi o'rtasida qism qo'mondonlari saviyasidagi 15-chi qatimliq suhbat tunugun Moldo Chushol chegara nuqtasining Hindiston tarafida o'tkazilgan. Har qaysi taraflar yig'indan keyin e'lon qilgan birlashma bayonotida İki taraf o'tirsizdiki eniqsiz chegara sizig'ini belgilaydigan amaliy kontrollik nuqtasining g'arbini tashkil qilgan Ladakhning sharqidagi rayonda bexatarlik va muqimlikning kafolatga ega qilinishi va kelishilmaslikning hal qilinishi uchun harbiy va diplomatik yo'llar bilan dialogning davomlashtirilishi to'g'riliq kelishim hosil qilganligi bildirildi. Bayonotda 12 yanvarda o'tkazilgan 14-chi navbatlik suhbatning maqsadining chegaraning g'arb tarafidagi ixtilofni hal qilish ekanligi tilga olinib, İki taraf raislerinin yol yoruqlarına asasen rayondaki bexatarlik ve muqimlikni kafolatga ega qilib, qalgan masalalarni tizdin hal qilish uchun birdaklik hosil qilindi. Bu xil hal qilish chorasining g'arbiy qismidagi tinchlik ve xotirjamlikka kafolatlik qiladiganligi ve ikki taraflik munosabatlarning ilgirilishiga yordamchi bo'ladiganligi ta'kidlandi deyilgan. Hindistonning Ladakh rayonidagi Galvan vodiysida 2020-yil 15-iyun Hindiston va Xitoy askarlari o'rtasida yuz bergan to'qunishda 20 Hindiston askari qaza qilgan bo'lib, Xitoy ham mazkur to'qunishda 4 askarining o'ldirilganligini e'lon qilgan edi. To'qunishdan keyin chegarada har ikki davlat harbiy qismlari urush holatiga o'tgan bo'lib, Hindiston rayonga quruqlikdan qo'yib berilgan boshqarilgan bomba havo mudofaa tizimisi o'rinlashtirgan. Xitoy bo'lsa tank va zambiraklarni o'rinlashtirgan edi. Bunun arqasida ikki tarafning harbiy vakillari o'miki o'tirsida chegaradagi jiddiylikni pasaytirish uchun muzokara boshlangan edi. Uyg'ur o'smirlar assimilyatsiya siyosatining ziyonkashligiga uchramoqda. Xitoy yaqinqi yillar mabaynida Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqun qilish planini ijro qilish bilan birga oilasidan ayrilgan uyg'ur o'smirlarni assimilyatsiya qilishni mos qadamda kuchaytirgan bo'lib İctimai taratqularda tarqalgan ko'rinishlar ularning ichinishlik ahvolini ko'rsatib berdi. Oldingi kunlarda ijtimoiy fikr vositalarida Qashqar viloyati Yangishahar noyisi Toshmiliq yezilik o'tir maktabda suratga olingan bir necha sin tarqalgan bo'lib, Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur o'smirlarini butunlay xitoylashtirish uchun majburiy ming yuyishni kuchaytirganligini, ularning kimligiga yot bo'lgan zo'rlab tengilgan fikrlarning ideologiyalarining qanchalik o'zlashtirilganligini tekshirib turadiganligini oshkor qildi. Sinda mazkur maktab doirlari bir necha uyg'ur o'quvchidan bir jumla so'z bilan o'zingizlarning jungoluk ekanliginglarni isbotlanglar deb savol qo'ygan. Qizlar tartib bo'yicha Tayvan jungoning ayrilmas bir qismi. Jungoluk ekanligimdan faxrlanaman. Xinjiang jungoning ayrilmas bir qismi. Jungoda o'sib yetilganligimdan xursandman. Qadimdan tortib sharqda bir ajdaho bor. U bo'lsa-mu jungo. Mavzudan bizga yaxshi o'g'ininglar deb ta'lim bergan degandek qilyiblashgan jumlalar bilan javob bergan. Ularning harbiylarga o'xshash ratlik tizilib o'ltirishi va javob bergandagi tabiiy bo'lmagan chiroy ifodalaridan mushundoq javob berishga majburlanganligini oldinola o'g'itilganligini ko'rib olish tasammus ekan. Sindan ma'lum bo'lishicha mazkur maktab butunlay yotoqlashtirilgan o'tir maktab bo'lib, har bir yotoqda 10 dan o'quvchi yotadi ekan. Xitoy rejimi mazkur uyg'ur o'smirlarni oilasidan uyg'ur madaniyat muhitidan ayirib, sistemini qoldi ming yuyishga urinigan. Xitoy xabar manbalarida oshkorlanishicha, Xitoy yaqinqi necha yildan beri uyg'ur o'smirlarni balalar lageriga qamagandan sirt, Xitoy o'lkalaridagi maktablarga yotkab, ularni oilasidan va erkinligidan mahrum qilgan holda tadrijiy milliy diniy kimligini, urf-odatlarini unutishga majburlagan. Bu jarayonda Xitoy o'lkalaridagi Uyg'ur sinflarini boshqarish chora-tadbirlari qattiq ijro qilingan bo'lib, Uyg'ur o'quvchilar Xitoycha sotsializm tarbiyasini kuchaytirish, marksizmning vatan, millat, din, materializm va ateizm nuqtai nazarini namoyon qilish degandek, kommunizm ideyalarini o'g'inishga majburlangan. Bundan ilgari tarqalgan sinlar va muxbirlarning tekshirishlarimi Uyg'ur o'quvchilarining majburiy mingyuz siyosatini boshdan kechirayotganligini, türlük hareketlerge çekleme koyuluduğallıqını ve nazaret kılındıqallıqını
Uyghur tilida paranglashsa iğir jaza alındığanlığını aşkarlığan idi. Biden Ukrayna'ga uruş ayruplarını evetiş 3. Dünya uruşidin direk biridu dedi. Amerika Prezidenti Joe Biden, Amerika Avam Palatasıdaki Demokratçı Palata azalarının Philadelphia şehirde ötküzgen yığınıda Ukrayna'ga ayruplan evetiş meselesi doğrusu toxtaldı. Biden mezkur yığında söz kılıp Washington'nın Ukrayna'nı zürür bolgan müdafiye yardımları bilen teminleydiganlığını ama o yerge Amerika askerleri bilen ayruplan ve tankılarını evetişinin 3. Dünya uruşunun başlanışının direk biridiganlığını eytti. O, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bilen her günü digüdek telefonda körüşü vatkallığını bildirip, Putin Şimali Atlantik Ehti Teşkilatını parçalayalayman dep oynadı. Bizden devletimizin garipini parçalayalayman dep oynadı. Bırak ufukka erişelmedi degen. Biden, Amerika'nın Rusya'ya karşı Avrupa İttifakı, NATO ve Terakki tapkan 7 devlet grubundaki ittifaktaşları bilen körüşüp, Putin'ga iqtisodiy jazo yurgizganligini hamda Rusiyani yetim qaldirganligini Rusiyaga yurgizilgan iqtisodiy jazolarning unumi ko'rilishga boshlaganligini aytdi. Biden yana Ukrainani zarur bo'lgan mudofaa yordamlari bilan ta'minlaydiganligini va Ukrainaning hayot-mamotlik ehtiyojlarining qamdilishi uchun pul ayatadiganligini bildirib, biz 5-chi moddada ko'rsatilgan mas'uliyatimizga asosan NATO zaminlarining har bir santimetrini qo'g'daymiz, ammo 3-chi dunyo urushiga kirmaymiz. NATO'nun Ukrayna uruşuğa arlaştırış galibi hesaplanmaydı. Nöbette kolumuzdan geledigan yardımlarını kılıvatımız. Ama işçi de Amerika uçukçuları ve hadimleri bulan ayruplan tankı ve poyuzlarını Ukrayna'ya evetişinin özüyle 3. Dünya uruşudur digerlerine kayıt kılgan. Uyana Amerika'da yakınki aylardan buyan örlep getken nefit bahası ve pul bakanlığının cevapkarının mı Putin işkerlikini sözlerine ilave kıldı. Hindistan armiyesi asraş hizmeti jarayonidagi texnikalik kashili sababidan Pakistan'ga boshqurildigan bomba tushib ketganligini bildirdi. Reuters agentligining bu haqdagi xabarida bildirilishicha, Hindiston oldingi juma kundalik asraş hizmeti jarayonida texnikalik kashili chiqqanligi sababli Pakistan'ga boshqurildigan bomba quyib berganligini aytgan. Vaqadan keyin Pakistan hukumatı Hindistonning Pakistanda turishliq vakilini chaqirtib norozilik bildirgan. İki devlet Kashmir rayonunun igilik hukuku meselesi sebebiden 3 qetim uruş kılgan hem de nurgun sürgülüşlerini baştan keçirgen bulup, yakınki aylarda ciddikilik sel peseygen. Bundan ilgiri herbi mutakhassislar yadro kurallığı igi mezkur iki devletinin hadisi ya ki hata hesaplaş xavupigi duçkiledigallıqıdan agahlandırgan bulup, bu vaka bihaterlik mekhanizmi meselesi de iki tarafta guman payda kılışı mümkün iken. Hindistan Devlet Müdafiye Ministerliği 9 Mart bayanat ilan kılıp, daimlik asraş hizmeti jarayonida körülgen texnikalik kashili sebebiden başkurulduğun bombanın ihtiyatsızlıktan koyup berilgenlikini, hükümetin bu işe astaydıl muamele kılıp, vakanı tekşürüş üçün derhal Ali Sot Kollegisi kuruşku buyurganlıkını bildirgen. Pakistan emeldarının eğitişçe, okbeşi orantılmağın başkurulduğun bomba paytaxıt İslamabad bilen bolgan arlıqı 500 km kilidigan Mianchanno şehirge yakın yerge düşken, ama baxtki yarışa ölüm yetim vakası körülmegen. Pakistan Taşkı İşler Ministerliği Hindistan'nın İslamabad'daki vekilini çağırtıp, Pakistan'ın hava tevallikigi tecavüz kılgallıkıgı narazılık bildirgen. Hem de bu vakanın yolucu ayruplarlarının uçuşu ve puhralarının hayatıgı xavup elip gelişi mümkünlikini tekitligen. Garip tetkikatçileri İslamizmning qayta bosh ko'tarishga tayyorlanganligini o'ttirg'i qo'ydi. O'ttir sharq ishlari tetkikatchisi Steven Cook tashqi siyosat jurnalida maqola e'lon qilib, yo'qotildi deb qaralgan islomizm iqimining Misr va Tunisni o'z ichiga olgan o'ttir sharq davlatlarida qayta jallanishga boshlanganligini o'ttirg'i qo'ygan. Al Jazeera to'rining bu haqdagi xabarida bildirilishicha 9 mart Amerikaning tashqi siyosat jurnalida Islomizm qaytib kelishga tayyorlandi mavzuliq maqola e'lon qilingan. Maqolada o'tgan bir qancha yilda Islomizm iqimining ancha yaxshi jallanmaganligi, ammo hozirgacha yo'qolmaganligi, uning aksiga o'tir sharqda hukmronlik qilayotgan siyosiy va ijtimoiy sharoitni ko'zda tutganda Islomizm iqimidagilarning rayondagi butkul hokimiyatlarga zo'r raqobat paydo qilganligi qayd qilingan. Maqolaning avtori Steven Cook Islomizm iqimi yo'qotildi deb jakarlash mubolig'i bo'lib, ular rayondagi hukumatlar xalqqa va'da qilgan ishlar bilan kishilarning real turmushidagi farqni ko'zir qilgan holda davomli yushurun fursat kutmoqda degan. U maqolasida yana Islomizm iqimi duch kelayotgan o'ngsizliklarning amiliyat ekanligini
ular qaramoqqa ilgirlash yo'nalishini yo'qotgandek ko'ringan bo'lsa-mu, ammo pat yaqinda hamkorlashib taraqqiy qiladiganligini, boshqacha aytganda ularning hozir g'aribga qarshi kurashdan voz kechishining natoyin ekanligini bildirgan. Kuk maqolasi yana O'rta Sharqda oldingi yillarda yuz bergan Arab bahoridan keyin mustabitlikning qayta avjiga chiqishi, iqtisodiy fursatning cheklik bo'lishi, siyosiy fikr erkinligining yo'qligi va rahbarlarning kelgusiga bo'lgan jalb qilish kuchining yo'qolganligi, vahshiylikning davomlashayotganligi qatorliq vaziyatni bayon qilib o'tgan. Maqolada Misrdagi musulmon qarindoshlar tashkiloti misol tariqasida tilga olingan bo'lib, 2013 yildan keyin tashkilotning ko'p qism a'zolarining Misrdan qochib ketishiga va nurg'un rahbarlarining turmaga tashlanganligiga qaramay yanada Misr jamiyatiga singib ketganligi, shundoqla Misr rejimining Misr xalqiga yod bo'lgan tarixni qayta yozish urinishiga qarshi holda nufuzga ega bo'lib turayotganligi qayd qilingan. Gollandiyada Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi ochildi. 11-12 mart kunlari Gollandiyaning Den Haag shahrida Uyg'ur yoshlarini milliy mujodala sohasida tarbiyalash kursi ochildi. Mazkur kursning ochilish marosimi 11 mart Gollandiyaning cho'ng shaharlaridan biri bo'lgan Den Haagdagi Mercury mehmonxonasida ochilgan bo'lib, kursni Washingtonda faoliyat qilayotgan Uyg'ur harakat tashkiloti raisi Roshan Abbas xonim bilan Uyg'ur tadqiqot markazi raisi Abdulhakim Idris afandi tashkillagan. Ichilish marosimiga Gollandiyada faoliyat qilayotgan Yevropa Sharq Turkiston Ma'arif jamiyatining raisi Abdurahmon Abdulla afandi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi mas'ullaridan Anwar Mehmet afandi, Belgiya Uyg'ur jamiyati raisi Abdulla afandi, Amerikaning Gollandiya va Belgiyada turishliq elchixona xodimlari, Gollandiya tashqi ishlar xodimlari, Gollandiya milliy go'rish tashkilotidan Mustafa Xamirjo, Kanan Arslan qatorliklardan sirt, yana lager shohidlaridan Qalbinur Sidiq xonim, Gulbahor Xativoji xonimlar ve bir türküm Uyghur yaşları iştirak kılgan. Roshan Abbas Hanım ve Abdulhakim İdris Efendi ekili sözü kılıp, Mezkur kurusunu ekiştiki mağısının muhacirettiki yaşlarına Şarkı Türkistan davasıdaki pişkademlerinin tecrübe sabahlarını yetküzüş işgeldikini, yaşlarını mücadele sepide zamanı layık halde terbiyeleşinin asas kılındıqallıqını bildirdi. Saudi Arabistan'da 81 kişi ölümge hüküm kılındı. Saudi Arabistan'da terrorluk, casusluk, katıllık ve başka bir kısım cinayetler bilen sotlanan 81 kişiye ölüm cezası icra kılındı. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Saudi Arabistan İçki İşler Ministerliği'nin bayanatı da mezkur 81 kişinin buzuk fikir ve itikadlarını kabul kılış, ibadet hanıları, hükümet binaları ve devlet iktisadının can tümürü bulan caylarını hücum nişanı kılış, emeldarlar ve bihaterlik hadimlerini nazaret kılıp hücum nişanı kılış, tutqun qilish, qiynash, qorallıq bulanchilik, qoral yaraq atkaskiligi qatarliq jinoyatlarni sodir qilish, Yamandagi Husiylar, Al-Qaida va Daish qatarliq terrorlik tashkilotlarining planini ijro qilish hamda ular uchun istixborotchilik qilish degandek jinoyatlar bilan sud mahkamasiga yo'llanganligi qayd qilingan. Sud oxirlashgandan keyin sud mahkamasi Yaman fuqarolarini o'z ichiga olgan, ko'pincha Saudiya Arabistonlik bo'lgan mazkur 81 javobgarni o'limga hukm qilgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmetleşirmek köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.